Herkese merhaba. Bugün sizlere kandida için ihtiyacınız olan tek tedaviyi anlatacağım. Ayrıca kandidadan bir daha olmasını engelleyecek şekilde nasıl kurtulacağınızı göstereceğim. Bahsedeceklerimin tamamı son zamanlarda edindiğim bazı bilgilere dayanıyor ve bu bilgileri sizinle paylaşacağım. Çünkü aslında bunlar çok ilginç bilgilerdir. Kandida nedir? Kandida bir tür maya veya mantardır. Ondan nasıl kurtulacağınızı gerçekten anlamak için tam olarak ne olduğunu ve vücudumuzda nasıl büyüyebileceğini anlamanız gerekir. Kandida hakkında bilmeniz gereken bazı gerçekler vardır. Birincisi genellikle vücudunuzda, ağızınızda, sindirim sisteminizde ve diğer birçok bölgede yaşayan bir miktar kandida olmak zorundadır. Kandida aşırı büyüdüğünde sorun yaratmaya başlar. Kandidanın birkaç farklı ırkı vardır. 150 farklı türü vardır ve bazıları diğerlerinden daha patojeniktir. Yani maya veya kandida vücudunuzun içinde ve hatta yüzeyinde yaşayan sadece bir tür mikroorganizmadır. Ayrıca bakterileriniz vardır küfleriniz de vardır. Size yardımcı olabilecek virüsleriniz de vardır. Bunların tamamı aslında bakterileri kontrol altında tutarlar. Kandida söz konusu olduğunda onu kontrol altında tutan bakterilerdir. Bu yüzden belirli bakteriler olmadan kandida aşırı büyümesi olur ve buna en büyük sebep antibiyotiklerdir. Bunlara immunosupresif yani bağışıklık baskılayıcı tedavi denir. Yani bir antibiyotik aldığınızda iyi bakterileri öldürürsünüz. Bu durumda mayanın bu aşırı büyümesine karşı koyacak hiçbir şey kalmaz. Fakat bu hikaye devam eder. O yüzden dinlemeye devam edin. Oldukça ilginç bir ek bilgi paylaşayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan tüm antibiyotiklerin yaklaşık %80'i tarım alanında kullanılmaktadır ve sadece %20'si bir doktorların yazdığı reçeteye bağlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca hayvanlarımıza antibiyotik verilir. Bunun sebebi hasta olmaları değildir. Antibiyotik verilme sebebi hayvanların stresli bir ortamda veya daha kirli bir çevrede veya daha az besleyici bir çevrede yaşamasına izin vermek içindir. Çünkü bu antibiyotikler hayvanlara verildiğinde en azından geçici olarak enfeksiyon oranını düşürebilir. Kilo alımından bahsetmiyorum bile. Bu konuyla ilgili sorun bu alanda çok fazla gizlilik olması ve antibiyotik satışlarına ilişkin veri bulmanın çok zor olmasıdır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin bir İkola yani Kolibasili salgını mı yoksa Salmonella salgını mı olduğunu takip etmek çok zordur. Avrupa'ya kıyasla bu salgının nereden kaynaklandığını bulmak çok zordur. Çünkü Avrupa bunun izini sürer. Ancak ABD'de bunu takip etmiyorlar. Merak ediyor olabilirsiniz bu Kolibasili veya Salmonella'nın kaynağı nedir? Pekala toprağa atılan gübreden kaynaklanmaktadır. Antibiyotik almış hayvanların gübresiyle sebzeleri yetiştiriyoruz. Bu da antibiyotiklerle öldürülemeyen böcekler ve mikroplar oluşmasıyla sonuçlanır. Çünkü bir hayvana veya insana ne kadar çok antibiyotik verirseniz o kadar fazla antibiyotik direnci geliştirir. Bu yüzden antibiyotiklere odaklanmak sadece antibiyotik almakla ilgili değildir. Bu, hayvanlara verilen antibiyotiklerle ve gıdalarımızı yetiştirdiğimiz toprakta kullandığımız komposto oluşturan hayvanlara verilen antibiyotiklerle ilgilidir. Yani bir vejetaryen veya vegansanız ve bu hayvansal ürünleri tüket etmiyorsanız bile dolaylı olarak bunu bitkilerin yetiştirdiği topraktan alırsınız. Sorun şu ki her şey sterilize edilmelidir. Yiyeceklerimizi sterilize etmeli, hiçbir patojen olmadığından emin olmak için yiyeceklerinizi radyoaktif işlemlerden geçirmeli ve bu patojenik mikropların vücudumuza girmesini önlemek için yiyeceklerinizi aşırı pişirmeliyiz. Bu nedenle ticari bir tavuk satın aldığınızda ve onu pişirirseniz bile onu pişirmeden önce kesme tahtası üzerinde keserken temaslı kesme tahtası size virüs bulaştırması konusunda gerçek bir tehlike vardır. Sonra bu virüs parmaklarınıza bulaşır ve vücudunuza girer ve gıda zehirlenmesine neden olabilir. Bu, antibiyotikler hakkında küçük bir veridir. Şimdi, kandidanın belirtileri nelerdir? En büyük belirti, kandida karbonhidratları sevdiği için karbonhidratlara karşı çok istekli olmanızdır. İkincisi, cinsel organlarınızda, vajinal veya anal bölgede kaşıntı olmasıdır. 3 numara oral pamukçuk denilen beyaz bir dilinizin olmasıdır. 4 numara daha yorgun hissetmenizdir. Neden mi? Çünkü kandida besinlerinizin çoğunu da tüketir. Böylece besin eksiklikleri yaşayacaksınızdır. 5 numara idrar yolu enfeksiyonudur. 6 numara şişkinlik ve sindirim sorunlarıdır. 7 numara sinüs tıkanıklığıdır. 8.si cilt problemleri ve dermatittir. Atlet ayağı yani sporcu ayağı, sedef hastalığı da olabilir ya da bunun gibi şeyler. 9 numara ekleme ağrısıdır. Bunların hepsi kandidanın varlığı için aynı koşullardır. Şimdi bir sonraki şey çok ilginçtir. Kandida asidik ortamda yaşamayı sevmez. Alkali ortamda yaşamayı sever. Yani mikropları öldürmek, asit yapan mikroplar olan asedoflis adlı bir şeyi öldürür. Böylece bunların tamamını öldürürsünüz ve bu durumda pH'ınızın seviyesi çok değişecektir. pH yükselmeye başlayacaktır sar ve kalın bağırsağınız daha alkali hale gelir. Bu da kandida için ideal bir ortamdır. Kandida şekerle beslendiğinde ki kandida şekere bağımlı yaşar, atık olarak amonyak veya amonyak gazı üretir ve amonyak çok alkalidir. Bu nedenle kandidanın varlığı ortamı daha fazla kandidanın gelişmesi için daha elverişli hale getirir. Ayrıca kandida ile ilgili unuttuğum başka bir semptom daha vardır. Amonyak nefesine sahip olabilirsiniz çünkü bu mayanın veya kandida enfeksiyonunun atık maddesinden salınan bir gazdır. Genellikle nefesinizde amonyak kokusu olur. Pekala, sizi alkalin yapacak birkaç şey daha vardır. Şeker tüketmek. Evet, bu doğrudur. Çok fazla şeker tüketmek sizi daha asidik yerine daha alkali yapar. Bu yüzden şeker oranı yüksek bir şeker hastasında her şeyden önce o yüksek şeker kandidayı besleyecektir. Ardından kandida alkali bir ortam yaratacaktır. Dolayısıyla kandidayı besleyen koşullara sahibiz ve sonra alkali olan çevrenin kendisi de vardır. Kandidanın gelişmesi için alkali bir ortam yaratan bir sonraki faktör strestir. Bu doğru. Stres vücudu alkali hale getirir. Çünkü stres yaşadığınızda asit kaybedersiniz. Yani kortizolü artıran her şey sizi daha alkali hale getirecektir. Bu da kandide ortamını artıracaktır. Bir sonraki şey doğum kontrol hapları ve bunun yanı sıra hamileliktir. Her ikisi de kandidanın gelişebileceği ortam şartlarını artırarak vücudu alkali hale getirecektir. Ve sonra asitlerimiz de var değil mi? Asitler vücudu alkalize ederek kandida riskinizi artırırlar. Dolayısıyla tüm bunlar kandidayı alevlendirebilir. Peki ne yapabilirsiniz? Birincisi vücudunuzu ketonlarla çalıştırmanız gerekiyordur. Ketonlar asittir ve bu pH'ın yeniden dengelenmesine yardımcı olur ve ayrıca ketojenik bir diyet kandidanın içinde büyüyebileceği şeker miktarını azaltır. Bu yüzden temel olarak ketojenik bir diyetle başlayacağız. Ve tabii ki aralıklı oruçta tutmalısınız. Pekala sıradaki şey probiyotiklerdir. Asidofil içeren probiyotik alıyor olmalısınız. Çünkü bu kandidanın aşırı büyümesini kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için mikropları oluşturmaya başlamanıza yardımcı olabilir. Listedeki bir sonraki şey lahana turşusu veya kimchi yani kore turşusu gibi fermente sebzelerdir. Her iki üründe mikroplarınızı besleyen probiyotik ve prebiyotik lifler içerir. Bir sonraki gerçekten iyi olan şey kekik yağıdır. Sarımsak da bir diğer faydalı şeydir. Ancak kekik yağı yan etkileri olmayan iyi bir antimikrobiyaldir. Listedeki bir sonraki şey elma sirkesidir. Neden mi? Çünkü sirke asidiktir. Herhangi bir asit, kandidayı öldürmeye yardımcı olmak için gerçekten yararlıdır. Bu nedenle Hindistan cevizi yağı 3 ana asit içerdiği için gerçekten faydalıdır. Ve bunlardan biri güçlü bir mantar önleyicidir. Bu yüzden Hindistan cevizi yağını unutmamalısınız. Çünkü bu önemlidir. MCT yağı yani orta zincirli tripli serit alabilirsiniz. Kandidanın asla geri gelmemesini sağlamak için yapmanız gereken 6 şey bunlardır. Seveceğinizi düşündüğüm faydalı bakterilerle ilgili bir video hazırlayabilirim. Eğer konu ilginizi çekiyorsa yorumlara yazın ve sizin için hemen video hazırlayalım.